Arkadaşlar iyi geceler. Siz bu videoyu büyük ihtimal gündüz seyredeceksiniz. Şimdi arkadaşlar geçen hafta konuşuyorduk. Geçen haftalardan beri konuşuyorduk daha doğrusu. İlk 10 ay trend çizgimiz kırılmıştı arkadaşlar. Ana trendimiz de kırıldıktan sonra sert bir düşüş geldi, tepki geldi falan. Şimdi artık burada XO100 için, BIST için şu hareketi bekliyorum arkadaşlar. Burada ikinci bir senaryo da var tabii ki. Yani bu dalganın combo şekilde düşmesi yerine burayı bir X dalgası olarak kabul edip burada bir A, B, C şeklinde bu B dalgasını hala tamamlayabilir arkadaşlar. Şurada şu seviyeye beklediğimiz B dalgasını hala tamamlayabilir. Aynı şey XO30 için de geçerli. Vadeliler için de geçerli. Tabii bu durumda hisse senetlerinin bazı hisse senetlerinin trendleriyle ters düşüyor ama belli de olmaz arkadaşlar, gidebilir de yani. Hani senetler illa trend endekse göre de hareket edecek diye bir şey yok. Şimdilik beklentimiz burada combo bir dalga yapısı aşağıya doğru, yani 1843'lere doğru bir combo dalga yapısı arkadaşlar. Ve daha sonra yukarı tekrar beşli bir sayım bekleyeceğiz. Ve bu beşli sayımla da bizim bu B ayağımız bitmiş olacak. Tabi bu kadar uzun sürmez bu arkadaşlar. Rahat görün diye öyle çiziyorum. Tahminlerime göre ve bu böyle giderse arkadaşlar bir C dalgasıyla da burayı bitireceğiz. Ve daha sonra yukarıya güzel bir hareket, güzel bir rally başlayacak diye bekliyorum. Endekste XU100 endeksinde durum bu şekilde. XU30'a da bakalım. Ona ne çizmişim? Yine aynı şekilde aynı hareketi bekliyorum arkadaşlar. Şimdi şu XU100'e diğer hisse senetlerine falan geçmeden önce indikatörlerle de bakalım arkadaşlar. İndikatörlerimizi bir açalım bakalım ne diyor. Ha, tabii bunda hacim yok. Bunda hacme bakamıyoruz. O halde XU30'a bakalım. Bunda var, bunda da yok. O zaman vadelisine bakalım arkadaşlar. Şimdi az çok bundan bir şey çıkartmaya çalışacağız. Bir otursun indikatörlerimiz. Şöyle biraz azaltalım. Şimdi şu grafiğimizi birazcık küçültelim. Arkadaşlar şu sağ tarafta gördüğünüz gibi tepeye gelince hacim çok yüksek buralarda. Sebebi de biraz görülmesi zor ama şuradaki breaker seviyesi arkadaşlar. Burada bir testere var. Üst zamanlarda bakarsanız buradaki breaker seviyesi. Yani bu seviyeye gelince zaten orası tam destek direnç çizmişim. O destek direnince gelince zaten hacmin çok olduğu bir yer. Oradan satışını yemiş. Şimdi bu ikincil alım gelebilecek yer burası arkadaşlar. Şurada hacmi görüyorsunuz. Şu anda hacim yüksek görünüyor. Vadelisinde arkadaşlar XU30'un. Takas aralığı şu iki mavi çizginin arası görünüyor. Ve burada bir harmonik oluşmuş. Harmoniğin hedefi neresi? Bu yükseliş harmoniymiş. Onun hedefleri gelmiş arkadaşlar galiba da bakayım. Yok. Ne star varmış. Ha, şurada bir tane daha vardı. Onunla karışıyor arkadaşlar. Her neyse. Şimdi şöyle bir 4 saatliğe doğru çıkalım. 4 saatlik. 4 saatlik grafiğe doğru çıkalım. Yani alttaki indikatörler birazcık daha anlamlı hale gelsin diye öyle yapıyorum arkadaşlar. Harmoniğin ikinci hedefi burasıymış arkadaşlar. Şurada da şey var ama ben burayı bekliyorum. Şöyle bir bakalım. Şu volümü bir kapatalım. Hacmi bir kapatalım. Şunu da bir kapatalım. Önümüzü bir görelim. Hatta çizimleri de kapatalım. Şöyle daha düzgün görünsün bakalım. Burada
4 saatlikte herhangi bir uyumsuzluk görülmüyor arkadaşlar da. Şöyle bir MACD'mize de bakalım. MACD SAT'a gitmiş. Henüz ala gitmemiş yükselmesine rağmen. Şöyle bir günlüğümüze gelelim. Pardon, haftalık geldim. Günlüğümüze bir gelelim. Günlükte MACD SAT'ta arkadaşlar. RSI'dan çok bir şey çıkartmak mümkün değil. Sadece MACD'ye bakalım o zaman. Şöyle biraz büyütelim. Bir uyumsuzluk bir şey var mı? Bir bakalım şöyle. Bir uyumsuzluk görünmüyor. Bir sıkıntı yok gibi. Sadece MACD SAT'a gitmiş arkadaşlar. XU30 vadeli için konuşuyorum. Göstergelerimizi kaldıralım. Hatta şunu da kapatalım. Şöyle bir mumlarımıza bakalım. Günlükte arkadaşlar iyi bir yerde, sağlam bir yerde durduğu görünüyor vadelinin. Tabi biz bunu XU üzerinden bakalım. Bu arada dolar grafiğine de bakacağız onun. Dolar grafiğinde ne halde diye. Şimdi arkadaşlar spot XU 100. Yani bu endekste henüz bir karşıt momentum yok arkadaşlar. Demin vadeli grafiğindeki şu mum kafanızı karıştırabilirdi ama burada daha net. Gördüğünüz gibi yani burada bir karşıt momentum yok. Sert bir satış mumu var. Evet, bir alış mumu var ama şimdi buradaki tek sorun bunun direkt alta kesmemiş olması şu kırmızı mumda. Bu böyle olsaydı bu bir trend devam formasyonu olacaktı arkadaşlar. Mum formasyonu olacaktı. Ve çatır çatır fiyat aşağıya gidecekti. Yani bu bize fiyatın bir miktar daha burada biraz takılabileceğini, sonra aşağı kırılabileceğini söylüyor. Buradan bunu anlamaya çalışabiliriz. Şöyle haftalık mumlarımıza da bakalım. Haftalık mumlar da önemli. Arkadaşlar hafta kapanışı engulf yutanayı biçiminde gelmiş. Burada bayağı sağlam bir pin bar var. Bayağı sağlam bir düşüş var. Şimdi yukarı doğru bir hareketin işte burada yeşil mumuyla görüyorsunuz ama yani bu o hareketi başlatmaya yeter mi bilmiyorum. Burada tekrar bir yutan ayı var arkadaşlar. Yani fiyatın aşağıya gideceğini haftalıkta gösteren bir mum. Şöyle 1 saatliğe falan düşelim. 4 saatliğe düşelim. Bakalım. Yani mumların boyuna baktığımızda trend yönü hala aşağıya. Şöyle bir bakalım. Yani bakın şurada fark ederseniz düzgün bir şeyle çıkmadığı zaman sürüne sürüne gidiyor trend arkadaşlar ve sonunda yine düşüş geliyor. Burada önemli seviyeler arkadaşlar. Şu kısım önemli bir seviye. Zaten oraya çıkış gelmedi. 0.618'de orası denk geliyor. Buradan düşüşe geçti arkadaşlar. Bir de şurası önemli bir seviye. 4 saatliğe kadar şöyle bunlarımızı, formasyonlarımıza bakalım. Şimdi arkadaşlar şuradaki trend devam formasyonundan satış yemiş. Zaten şuradaki iğneyi görüyorsanız iğne de buraya attığında direkt aşağıya gelmiş. Yani burada şu kısımda satıcıların beklediği zaten belliymiş arkadaşlar. Şu kısımda da demin söylediğim gibi satıcılar var. Yani asıl seviye orası arkadaşlar. Yani o 0.618'i geçmesi gerekiyor falan dediğim yer orası. Yani bu B ayağının tamamlanması için seviye orası. Yani ne bekliyoruz? Buradaki satıcılar boşaltıldıysa o zaman fiyatın buraya çıkmasını, buradan satış yemesini beklememiz gerekiyor. Endekste durum bu şekilde arkadaşlar. Yani endekste daha önceki haftalarda söylediğimizden daha hani farklı bir şey olmuyor. Burada sadece şu anda hala da B ayağının oluşabilme ihtimali var. Buradaki ABC ayağının zaten şu ilk onay trendiyle bittiğini anladık. Buradaki ana trendde kırılmasıyla yani C ayağını kırdı geçti. Bu ABC'yi de bitirdi. Bu ABC ayağımız burada bitti.
Şimdi burası bir X dalgası olabilir ve burada bir ABC şeklinde buraya gidebilir. Yani W, X, Y şeklinde yukarı gidebilir arkadaşlar. Ama biz burayı W, X, Y, X, Z şeklinde falan saydığımız için buranın ABC gelmesi gerekiyor arkadaşlar. Buradaki sayımımız doğruysa, bu sayımımız doğruysa o zaman bunun bu şekilde gelmesi gerekiyor. Beklenti bu şekilde olması gerekiyor. Bunu da ne zaman olacak? Arkadaşlar maksimum şu iki kırmızı çizgi arasındaki zamanda, yani şu ABC trendinin zamanı içerisinde bir şekilde bu B dalgasının bitmesi gerekiyor. Zamansal olarak da böyle ölçebiliriz. Şimdi birkaç tane hisseye bakalım. Özellikle Sasa'yı takip ediyorum arkadaşlar. Sasa'nın 15 dakikalık grafiğine düşeyim. Sasa'yı özellikle takip ediyorum. Şu dalganın kırılımıyla beraber alım yapmayı düşünüyorum. 5 bitmiş de olabilir, bitmemiş de olabilir. Bir aşağı daha gelecek olabilir arkadaşlar. Şimdi ben daha öncesindeki nereden ölçtüm ben bunu? Şurası bir A dalgası arkadaşlar. Şurası bir A dalgası. Bu A dalgasının boyunu ben bu trendin bitişine yerleştirdiğim zaman bu A dalgasının boyunun 0.618'i buraya geliyor. Şimdi niye öyle? Genelde işte ya normalde bu flat arkadaşlar, bilemeyiz ama yine de zigzag gibi bir hesap yapayım dedim. Yani hiç hedefi olmamasından da daha iyidir. Şimdi bu A dalgasının boyu veya 0.618'i kadar gidebilme ihtimali var diye o noktayı öyle işaretledim arkadaşlar. Oraya da bir alarm kurdum. Bu trendin kendisinde de bir alarm var arkadaşlar. Bu trendi kırdığında da alıma girilebilir diye düşünüyorum. Yani takip ettiğim ana hisselerden bir tanesi Sasa. Şimdi BİM aşı da takip ediyordum ama BİM tam istediğim gibi gitmedi arkadaşlar. Yani şöyle, ben buradan direkt buraya düşüş bekliyordum. Buradan döndü gitti, böyle bir hareketler falan yaptı. Bunun için zaten ayrıca bir video hazırlamıştım. Oradan bakarsınız. Şöyle bir Tekfen'e bakalım. Onu da bir takip ediyorduk. Tekfen bakalım ne yapmış. Şimdi biz Tekfen'de buraya düşüş bekliyormuşuz. Gelmemiş arkadaşlar. Bu da yarı yoldan dönmüş gitmiş. Nereden itibaren bekliyormuşuz? Şuradan itibaren bir çıkış, bir düşüş bekliyormuşuz. Bu da yarı yoldan dönmüş gitmiş arkadaşlar. Bu da hala aşağıya gelebilir. Bekleriz. Burasını saymadım. Combo mudur? Düz müdür? Klasik midir? Nedir? Saymadım arkadaşlar. Burası ABC gibi görünüyor. Yani burada da bir combo dalgası gelip yukarı çıkabilir. Bunda da yani genelde hepsinde aynı şeyi bekliyorum arkadaşlar. Ama hadi bakıyoruz yine. Şimdi Tekfen ve BİMAŞ için beklediğim seviyelere düşüş gelirse alım düşünüyorum arkadaşlar, ama gelmezse sadece şu an Sasa var düşündüğüm. Şimdi Teknosa'yı hani almak için çok acele ettiniz bence arkadaşlar, ama şimdi kapanışı şurada yaptı, bakın çok küçük görünüyor ama bir nokta biçiminde şurada 6.60'da kapanış yaptı. Şimdi biz evet o seviyeyi bekliyorduk ama şeyde de endekste de düşüş bekliyoruz tabi. İlla endekse uyacak diye bir şey de yok. Kendi kafasına göre de takılabilir, yukarı gidebilir ama buradan hani endekste düşüş gelse buradan stop etseniz de yani çok bir anlamı olmayacak. Yani ne kadar düşer ki bilmiyorum. Yani aslında normalde şu bölgeden alıp bölge altına kırarsa stop etmeniz lazımdı arkadaşlar, ama çok acele ettiniz almak için. Bazı arkadaşlar biraz acele etti, özellikle Gökhan falan, ama bence birazcık daha sabırlı olmanız gerekiyordu. Bir de özellikle alım yapacaksanız, mesela trend ilerliyor arkadaşlar. Ya illa dalgaların hangisi hangisi diye bilmenize gerek yok. Ya çekin bir tane trend çizgisi, tamam mı? Bir tane trend çizgisi çekin arkadaşlar. Şöyle bakın. Yani bu kırılırsa alın arkadaşlar. Yani hatta ben şuna alarm ekleyeyim bir tane.
Genelde bu şekilde çalışmaya çalışın. Yani illa tamam o bölgeye geldi. Gap bir bölge seviye tamam işte 0.618 altına gitti. Buradan artık hani kesin dönecek falan diye iş yapmamak lazım. Uzatabilir de aşağıya doğru. Yani uzatabilir de. Ha, 5 bitmiş midir? Bitmiştir büyük ihtimalle. Büyük ihtimalle dönecektir ama risk almaya gerek yok. Şu an borsa endeks falan pek hani hayırlı değil arkadaşlar. Şimdi şöyle şeye de bakalım. Durum borsadayız değil mi? Durum şunda biraz karışık arkadaşlar. Şöyle günlüğe alayım bunu. Durum şimdi bunda birazcık karışık. Şunu biraz düzenlemem lazım. Kimisi bunda ABC yazdı. Kimisi bilmem ne yazdı falan filan dedi ama. İşte ben artık 5'i burada bitiriyorum. 3 ayağını burada bitiriyorum arkadaşlar. Şu artık burada bitti diyeceğim. Şimdi burada bir 4 ayağı bitmiş olabilir. Şimdi bu trende veya bitmemiştir bu 4 ayağı. Şuraya bir retest gelecektir. Aşağı gidip öyle yukarı gidecektir falan diye. SP500 endeksinde bekliyorum. Bu önemli arkadaşlar. Yani bu Bitcoin'i de etkiliyor. Bizim borsamızı da etkiliyor. Hani bizim borsamızda çok yabancı olmadığı için biz biraz daha rahatız arkadaşlar. Hani kendi trendimize falan bakarız ama tabi bizim için de önemli yani. Şöyle 4 saatliğine düşelim bunun. Bakayım nerede? Şu an burada. Hani bu biraz daha gelir aşağıya gibi şuralara falan ama şöyle saatliğine kadar düşelim. Bakalım şöyle. 1, 2, 3. Üçüncü ayaktayız daha. Hani C'nin üçüncü ayağındayız. 4 gelecek, 5 gelecek. Hani birazcık daha şöyle aşağılara doğru gelecek arkadaşlar. Ondan sonra yukarı doğru şu trend çizgisini yoklayabilir. Buradan aşağıya satış gelebilir. Burada bizim borsamızla dengeli gittiğini düşünürsek arkadaşlar ne bekliyoruz? Birazcık yükseliş sonra düşüş bekliyoruz değil mi? Burada da birazcık bir yükseliş sonra düşüş. Daha sonra biz borsada sağlam bir yükseliş bekliyoruz. İşte o sağlam yükseliş burada gelebilir falan bununla beraber. Yani birbirleriyle koreli halde devam edebilirler. Bunu da buna da böyle bir bakmış olalım. DAX'a hiç bakmış mıyım? Ben DAX'ta hiç çizimim var mı benim ya? Oo, çok eski bunlar ya. Şöyle bir günlüğe haftalığı alalım. Ne demişim ben bunda? Diagonal beklemişim. 3 bitmiş, 4 bitmiş. 5'i beklemişim yukarıya. 5 burada bitmiş mi? Bitmiş herhalde. Ondan sonra da aşağıya hareket beklemişim DAX'ta. Şimdi kırılım gelmiş. Bir şeyler olmuş. Yani DAX'ta da sağlam bir düşüş bekliyorum arkadaşlar da. Gelir mi bilmem. Böyle çok aman aman incelediğim bir şey değil bunlar da. Böyle kabaca etiketlemişim yani. Kabaca etiketlemişim öylesine. Yani DAX'ta da düşüş görünüyor. DAX'ta bile düşüş görünüyor arkadaşlar. Yani bu FED'den dolayı mıdır nedir bilmiyorum artık. DAX'ta da düşüş görünüyor. Ama şeyi çıkamıyorum bir türlü ya. Dolar TL'yi arkadaşlar yani bugün de baktım. Hiçbir şekilde adam gibi bir mantığa oturtamıyorum şurayı. Burayı bile saydık arkadaşlar ama burayı sayamıyorum. Yani hiçbir şekilde ne sayarsan sayın patlıyor yani. Sadece tek bildiğim bir şey var. Şu dalga şuradan itibaren bitiyor. Yani buradan bir trend çizgisi çekersen burada bir yerde bitiyor artık. Bu başka bir dalga oluyor. Ya yatay bir dalga yukarı patlayacak. Ya biraz aşağılara gelecek arkadaşlar. Şu B ayağını tamamlayacak. Yani burası impasif olmadığına göre. İmpasif olsa zaten belli olur. Sayabiliriz. İmpasif olmadığına göre buralara bir yere beklememiz lazım. Yani 11.48 11.50'lere doğru bir düşüş beklememiz lazım. O gelirse
O zaman tahmin etmemiz daha kolay olur. Ona göre aksiyon alırız falan. Bir de arkadaşlar Forex ile ilgilenen varsa, arkadaşlar tartıştığı için söylüyorum. Ben de bu zaten hani bunda benim fikrimde değişen bir şey yok da. Burada nasıl bir hareket bekliyorlar? Onu bir göstereyim size. Ben biraz farklı bekliyorum tabii. Şu aşamada hemfikir olduğumuz için. Yani şurada da belki şuraya kadar bir çıkış. Şöyle arkadaşlar, bir düşüş. Şöyle bir düşüş. Bu trendin kırılımında da yukarıya doğru baya güzel bir hareket beklenebilir. Şöyle 1850'lere doğru. Şöyle şuralara doğru arkadaşlar. 1854'lere doğru falan. Yani garanti bir hareketi var gibi gözüküyor. Tabii ben çok daha yukarıları bekliyorum. 1955'leri falan bekliyorum da. Genelin fikrini söylüyorum arkadaşlar. Yani değerlendirmek isteyen varsa ons altında haberi olsun. Şöyle bir aklıma gelen hisse senedi var mı? Bir bakayım arkadaşlar. Ford ne yapmış? Biz ne demişiz? Ford ne yapmış? Ford'un daha çok yeri var. Bakalım hangisine bakıyordum ben? Arçelik'e bakıyordum galiba. Arçelik'in de daha çok yeri var. Aselsan ne yapmış? Ha, Aselsan'da trend kırılımı bekliyorduk değil mi? Evet. Aselsan'da ben bir trend kırılımı bekliyordum. Şunun rengini biraz açayım ya. Aselsan zaman maman arkadaşlara tartışıyorduk öyle de. Yani bunda da şu trendi çekersiniz, beklersiniz arkadaşlar. Aselsan almak isteyen varsa. Yani çeker beklersiniz. Kırdığında dalarsınız peşine. Ben nereye alarm kurmuşum buna? Buralar altlara bir yere daha alarm kurmuşum ama. Asıl olay trend arkadaşlar. Trend kırdığında ancak girilebilir. Koza ağının grafiğine bakıyordum. Koza ağda şöyle bir şey bekliyorum. Önce biraz bir yükseliş, sonra aşağıya düşüş falan diye böyle bir şey bekliyorum bakalım. Başka neye baktım ben? Gübre Efe'ye bir şeyler çiziyordum galiba. Yanlış hatırlamıyorsam. Burada nasıl bir şey olmuş? Hani bunda da bir aşağıya düşüş beklemişim arkadaşlar da. Bakın o da gelmemiş burada. O da gelmemiş. Aynı şeyi yapmış. Yani bir maçla tek fenle yine aynı şeyi yapmış. Yarı yoldan dönmüş gitmiş falan. Sanki WXY şeklinde buralara gidecekmiş gibi bir hali var. Yani belki bu kafadaki hisseler belki endeksi birazcık yukarı götürecek. Önümüzdeki hafta izleyeceğiz bakalım. Şöyle bir eski sattığımız hisselere bir bakalım arkadaşlar. Şimdi İstar'ı izliyorduk değil mi? İstar'da şuralarda alım bekliyorduk. Geldi. Yukarı çıktı. Tekrar bölgeden satış yedi falan. Burada şöyle bir hareket bekliyormuşuz arkadaşlar. İstar'da. Yani gelmiş satışını yemiş. Gitmiş falan. Şimdi tekrar aşağıya geliyor. Buradan tekrar yukarı patlar mı acaba? Acaba bu da öbürleri gibi bayağı bir düşer mi? Burada bir C ayağı geliyor gibi bunda ama. Şimdi arkadaşlar burada demişiz. B ayağını burada bitirmişiz. Pardon. Nereye tıkladı o gene ya? Şurada A, B, C şeklinde bir ayağı bitmiş. Şimdi tekrar A, B, C şeklinde iki ayağının bitmesi gerekiyor. Yani şu ayağın bitmesi gerekiyor arkadaşlar. Daha sonra yukarı hareket beklemek lazım. İstarı takip eden varsa haberi olsun. Ben bunu aslında hani şey için hani endekse rağmen belki gidebilir diye söyledim arkadaşlar ama
Şimdi endeks birazcık toparlamadan aslında girmekte çok garanti değil ama iyi değil ama bakacağız. Yani endeksin toparladığını görsem şuna bir bakarım. Eğer gitmemişse hala yürümemişse deneyebiliriz. Yani bakabiliriz yani buna da. Şöyle bir Dagi'ye bakalım. Dagi yükselişine devam ediyor. Ya biliyorum yükseleceğini arkadaşlar ama ne yapayım yani endeks şey olmayınca çok hayırlı olmayınca mecburen gönderiyorum elimdekileri. ODAŞ'a bakalım. ODAŞ hala olduğu yerde takılıyor. Fade ne yapmış? Fazla geri gelmiş arkadaşlar. Fazla bir düşüş gelmiş Fade'de. Beklediğimiz şey olmamış. Şimdi Teknosa'ya baktık zaten. ARDYZ az da olsa yükseliyor. Şimdi Kütahya Şeker. Aslında benim uzun vadede arkadaşlar yani uzun vadede güzel bir hisse olarak görüyordum ben bunu ama maalesef son şeylerde bu endeksin yükselişini bile değerlendiremedi. O tepkisini bile değerlendiremedi. Normalde ben daha ilk etaplarda 76 liralar civarını bekliyordum bunda. Maalesef olmadı yani. Zaten çok sayılabilecek bir şey değil ama ben bitmiş de olabileceğini düşünüyordum bunun trendinin. Bir ilk dalga göreceğiz o zaman yani ilk dalgayı bekleyeceğiz. İlk dalga görürsek şuraya bir alarm kurmuşum yani o da şuralara gelir bir şeyler yapar. İlk dalgayı görürsem o zaman oralarda bekleyeceğim yani yapacak bir şeyim yok. Bu uzun vadede çok güzel kazandırabilecek bir şey ama bu tür hisseler böyle sürünmeye devam da edebiliyor maalesef. Yok ben hacı ben inadına sürüneceğim de diyebiliyor. 4 saat in alayım. Şu alttaki bölgeyle şu üstteki destek direnç arasında gidip geliyor bakalım ama şimdi endekste bir düşüş gelirse bu tekrar buralara doğru inmeye çalışabilir. 26.90'lara. Oradan tekrar yukarı patlayabilir falan. Ama çok ilginç bir şekilde kimse ya kimsenin dikkatini mi çekmiyor? Nedir? Anlamadım. DSP'si ne yapmış? DSP'si hala olduğu yerde duruyor. TGSAS'a bakalım. TGSAS tekrar bölgeye inmiş, alım gelmiş falan. Hala sürünüyor. RT hala bir daha fazla düşmüş arkadaşlar. Bu ne kırmış? Trend kırmış burada. Haydi geçmiş olsun. Burada böyle bir trend kırmış. Bu daha çok ben aşağı gideceğim demek. Bu aşağıya devam edecek gibi görünüyor arkadaşlar. Bera'ya bakalım. Bera hala sürünüyor. Trend de tutunuyor ama sürünüyor. Carrefour'sa şu bölgeden dönmemiş. Hiç tepki bile vermemiş. Aynen aşağıya devam etmiş. Doğaç'a bakalım. Doğaç çok sağlam duruyor ya. Ben şuralardan bir yerden satış bekliyordum zaten ama bir aşağıya gelirse aslında denenir de bu ha. Yani bayağı sağlam duruyor ya. Zaten Peruklu'nun geç Peruklu'yu. Peruklu bedava verse almam. Bunda ne bekliyordum ben? 137 liralar mı bekliyorduk ya? Böyle bir şey ama tamamen emin de değilim. Bunda zaten son bunlar görünmüyor bile. Şöyle bir Hayek'in aşıdan bakalım. Yani daha aşağı gidecek gibi ama bunu şimdilik pek emin değilim arkadaşlar. Bundan güzel kazanmıştık zamanında. Bu bir ara bir hareketlendi. Ne yaptı? Gene geri gelmiş. Yani yan hisselerde pek bir can yok arkadaşlar. Gene olursa şey de oluyor. BIST 30 hisselerinde oluyor arkadaşlar. Şu an zaten endekste düşüşte olduğu için hani çok aman aman
bir yükselişte beklememek lazım. Genel olarak. Şöyle bir Bitcoin'e bakayım. Ne yapmış bu arkadaş? Neler yapıyor? Yavrum benim. Yavrum benim. Ne var? Şu an haftalık grafikteyiz. 1,5 saat sonra hafta kapanışı gelecek ve hafta yani gelen hafta kapanışına bir bakın arkadaşlar. Burada ne olur biliyor musunuz? Yani mumlara bakarsanız şu iğneyi görüyor musunuz? Şurada bir iğne var. Şurada bir trend devam formasyonu var falan. Yani eski arkadaşlar bunun ne yapacağını az çok hani anladılar. Ya büyük ihtimalle şu bölgeye doğru bir yükseliş gelir. 42.200'lere doğru. Şuraya doğru. Şuradan çok sert bir satış yer diye bekliyorum. Yani haftalık mum onu gösteriyor. Yükseliş gelirse şu bölge sorun çıkartacak gibi. 42.500'ler falan bir sorun çıkartacak gibi arkadaşlar. Ama tabii kriptolara ben kimsenin bulaşmasını tavsiye etmiyorum. Şimdilik. Yoksa çok güzel yakaladığım şeyler var arkadaşlar. Altcoin'ler falan var ama şimdi regülasyonlar var, Tether'in mevzu var, ortalık kan revan. Yani kriptolar pek hayır getirmez gibi. O yüzden biraz uzak durmak lazım diye düşünüyorum ama tabii yasal bir şey değil bunlar arkadaşlar. Yani dediğim gibi ne bir denetimi var ne bir şey var, hiçbir şey yok. Borsalar kafasına göre takılıyor. Hangisiydi o ya? Solana mıydı? Solana. Solana'da FTX borsasının şeyine grafiğine mi bakmıştım? Buna bakmıştım galiba. Ne bekliyordum ben? Bunda acaba diyordum 35 dolara falan düşer mi? Şey 35 dolara falan düşer mi diye bakıyordum ama şöyle. Acaba şuraya kadar bir düşüş gelir mi diye. 31,5 pardon. 31,5 dolara. Şimdi bu arkadaş ne yapmış? Ne çizmişiz? Aşağı düşüş beklemişiz. Gelmiş. Şurada. Şurada gelmiş. 4 beklemişiz. Şurada gelmiş. Şimdi buradan aşağı bekliyoruz. Yine. Yine bir aşağı bekliyoruz. Ondan sonra tekrar yukarı, sonra tekrar aşağı. Böyle bir hareket bekliyormuşum. 31,5'tan alınır da yükselirse 170 dolara kadar yani %400'lük bir şey bırakacak gibi ama dediğim gibi yapısal olarak kriptoların sıkıntıları var arkadaşlar. Yani şu an pek piyasadan da bahsedilebilecek bir durum yok. Birazcık bizim dolar TL'ye döndüler. Yani Fed var, Tether var, bilmem ne var falan derken yani pek bir piyasadan da bahsedilebilecek bir durumu yok. Tekrar XU100'e bakalım arkadaşlar kapatmadan. Yani durum bu. Beklediğim hareket bu arkadaşlar. Bu hareket gelirse şu aşağıya doğru şu hareketi yaparsa arkadaşlar beklediğimiz dalga yapısında gelirse, combo dalga yapısında gelirse şöyle burada alımları değerlendiririz. Gözüne gözüne vururuz. Hiç acımam. Yani burada çok güzel bir hareket yakalamış oluruz. Bu gece anlatacaklarım bu kadar arkadaşlar. Hafta içi falan pek görüşemeyeceğiz. Gecede olacağım. Maalesef. Gündüzleri full uyuyor olacağım arkadaşlar. Dediğim gibi iş yaparken trend kırılımlarını kovalayın birazcık. Artık az çok dalga yapılarını, neye benzediklerini, nasıl bir hareket bekleyeceğinizi falan kestirdiniz. Bundan sonra yapacağınız trend kırılımları arkadaşlar. O şekilde takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Daha sonra görüşürüz.